O mahalleye bir daha su tankeri falan girmeyecek. Anlaşıldı mı? Orası herhangi bir bölge değil. Orası ustabaşlara ait, o kadar. Eğer siz gerekeni yapmazsanız ben yaparım. Yine hangi olmayacak işin peşindesin acaba Gökhan? Ben ne yapıyorsam şirket için yapıyorum. Keşke sen de görebilsen. Hani bana potansiyel suçlu gözüyle bakmasan. Bu ayın inşaat gider dökümleri. Annen nasıl, iyi mi? Zamanla iyi olacak. Şey, benim işim bitti de eve gideceğim. Birlikte gidelim mi? Tabii. Birlikte gidelim de Meryem'e bize saldırması için fırsat verelim, değil mi? Bak Gökhan. Aynı iş yerinde çalışıyoruz, yakın oturuyoruz diye eskisi gibi birbirimizle sürekli yan yana hareket edemeyiz. Tamam? Bunu anlasan iyi edersin. Çünkü sen artık evlisin. Birbirimizden uzak durmaya mecburuz. Sana iyi çalışmalar. Gel artık Gökhan, nerede kaldın ya? Kafanı kullan kızım, kendini galeyana getirme. Kocanı kaybedemezsin. Bir an önce şu bebeği kucağına verip yerimi sağlam almam lazım. Haydar Meryem, ne bu hazırlık? Bu gece evde kimse yok. Şöyle biraz baş başa kalsak. Ortamı ısıtsak, buzları eritsek. Fena olmaz mı? Bence şahane olur. Hadi gel kocacığım, oturalım. Yorgunum. Erken yatacağım. Aşkım tamam, çok yoruluyorsun, çok çalışıyorsun. Ben sana bir masaj yapayım. Gevşersin biraz, rahatlarsın, olur mu? İstemez. Sen de yemeyeceksen kaldır şunları. Aşkım, işin bütün yükünü sen mi taşıyacaksın? Biraz bize de vakit ayırsan olmaz mı? İstemez diyorum Meryem. Allah. Hayırdır oğlum, nereye? Ne oldu? Yok bir şey baba, iyi geceler. Ya hiç anlamadım ki. Güzel güzel yemek yiyorduk. Birden telefonu çaldı gitti. Özel bir şey herhalde. Ben dedim sana çocuğu bununla yalnız bırakmayalım diye. Önce yatak odasından kaçırdı oğlanı, şimdi de evden. Bari çocuk kendini kurtarmak için ülke değiştirmese. Ayşe. Uzak duralım dedin. Olan bitenin ben de farkındayım ama beni şu hayatta tek anlayan kişisin. Sana ihtiyacım var belki. Bu kadar mı kötüyüm ben? İnsan yerine koyup iki dakika dinlemeyecek kadar kötü bir insan mıyım? Kulüpteyim. Lütfen. Biliyordum. Geleceğini biliyordum. Sen beni biliyorsun ya. Ben de seni öyle biliyorum. Biz... Kulüpteyim deyince bu halde olduğunu tahmin ettim. Evde olay çıkarma diye geldim. Ama çok vaktim yok. Çabuk söyle. Ne söyleyeceksin? Vay be. Ben neymişim ya? Ha? Her suça bulaşan. Her kötülüğe karışan. Hanımlar, beyler. Karşınızda yılın en mutsuz ödülünü alan kişi Gökhan Aksoy.
Ama Gökhan kim biliyor musun? Gökhan yalnızlar yalnızı. Kimsenin ama hiç kimsenin bir kez olsun bile nasılsın demediği. Hayatı yazılmış, çizilmiş, oynanıyor ama Gökhan orada yok. Gökhan kukla olmuş, kukla. Bu hayatı seçtiysen sonuçlarına katlanmak zorundasın Gökhan. Seçmedim. Seçmedim, ben mecbur bırakıldım. Belgin. Sen beni tanıdın. Şuramı bildin. Ama şuramı da bildin. Bildiğin Gökhan bu mu? Değil. Bir sabah uyandım ve bu mu oldum ben? He? Belki de... Olmadım. Olmadım Belgin. Allah kahretsin ki olmadım ben. Ben olduruldum. Belki bu yeni Gökhan'ı da kabullenmelisin. Sevmelisin. Niye? Sen sevdin mi ki? Ben seni zamanında çok sevdim. Ama olmadı. Sevdiğim adam gitti, yerine bambaşka biri geldi. Belki diyorum ki hani birlikte eski Gökhan'ı geri getirelim mi? Bence sen bu yeni Gökhan'a iyi biri olmayı öğret. Hatırlıyorsan tabii. Eskisi çoktan öldü çünkü. Artık arasak da bulamayız. Ararsak buluruz. Biliyorsun. Biliyorsun. Bu yüzden mi kaçıyorsun? O yolun sana çıkacağını mı hatırladın? Ben unutamıyorum ki. Hiç unutmadım. Nasıl hissediyorsun? Her şey yolunda mı? İyiyim kızım, iyiyim. Ben iyiyim de senin böyle gözlerinin altı halkalanmış gibi. Ne oldu? Bir şey mi var? Hı? Yok, işle ilgili bir mesele. Gece aklıma takıldı da uyuyamadım o yüzden. Anladım. Kerimeciğim. Ayşeciğim. Rahatsız etmiyorum değil mi canım? Aşk olsun, niye rahatsız edeceksin? Hoş geldin. İyi misin diye kendi gözlerimle görmeye geldim. İyi yaptın. Belgin, hasta görünüyorsun. İyiyim. İyiyim. Benim biraz işim vardı, ben gideyim. Tamam kızım, kolay gelsin. Nesi var Belgin'in? İşle ilgili bir şeyler kafasına takılmış. Biliyorsun, oluyor böyle gençlere.